Şöyle söyleyeyim bir defa benim çıkardığım şu. Bugün Sayın Özgür Özel Meral Abla diye hitap etti. Tabii. Biz dedi çözeriz. Yani işbirliği olarak. Zaten belediyelerde ittifak olmuyor. Tabii. Yasa gereği olmuyor. O milletvekillikleriyle ilgili, milletvekilleriyle ilgili. Bence muhakkak bir işbirine gidilmesi gerekiyor ama bugün belki bu masanın gündemi değil. İyi Parti'nin hesaplaşması bitmiyor. Yani bugün biraz önce e, İsmail ile de konuştuk. Sayın Ümit Dikbayır'ın açık Birazdan bir kısaca gireceğiz e, ona. Bir kısaca e, gireceğiz. yutulur gibi değil. Evet. Şimdi bu fırtınanın bir an önce dinmesi lazım. Suların durulması lazım. Orada garip bir şekilde Se Serabalım bilmiyorum İsmail sen falan... bu partide bir kardeşlik, bir birliktelik, bir böyle birlikte ruh olma gelişmemiş. Ya partinin yeni olmasından kaynaklanıyor ya da toplam olmasından. Kurumsallık yani ya kurumsal, oluşmamış. Kurumsallığın ötesinde. Bak AK Parti'de bunu görmezsin. Milliyetçi Hareket CHP'de de bunu yok. görmezsin. CHP'de Ama daha önce görmedik biz bunu İYİ Parti'de. Bak, Çok söyleyeyim. Böyle şeyler garip, MHP'de garibidik. de yok. MHP'de de yok. bak MHP'de zaten yok söyledim. Yani garip bir böyle gevşeklik var. Yani her an topabilecekmiş gibi. Yani bunun sebebi iktidar olamamak veya iktidar ortak olamamak. Bak net söylüyorum. Bunun sebebi bu hesaplaşmanın, onun kızgınlığı. Ama iş öyle bir yere doğru gidiyor ki yani siz çünkü eğer kendi sorununuzu aile içinde çözemeyip başkalarını müdahil kılarsanız hepten gider. O çözüm iyice çözümsüzlüğe döner. Bir defa İyi Parti'nin bir an evvel bu meseleyi çözmesi, eğer istifa edecekler varsa istifa edecek, ihraç edilecekler varsa ihraç edilecek, partide suların durulması lazım. Bir. İkincisi kesinlikle İYİ Parti'de eğer bu sorun çözülürse işbirliği olmak durumunda zorunda. Çünkü siz iki yer üzerinden biz konuşuyoruz. Birisi Ankara, diğeri İstanbul. İstanbul evet. Be benim tahminim yıllara sari biliriz insans. Yani beşeriz hata yapabiliriz. Ankara'da şu mevcut durumda kimsenin Mansur Yavaş'ı yıkabilme şansı yok. Öyle gözüküyor. Vaziyet onu gösteriyor. Sadece biraz daha. Kendisi bence ne yapacağını da biliyor. İstanbul için elbette sıkıntı olabilir. İstanbul'da durum farklı. Biraz önce senin işaret ettiğin, geçen yayında da söyledin. Cumhuriyet Halk Partisi'nden son kurultay sonrası çıkan o bir takım iş çekişmenin devam etmesiyle örgütün İmamoğlu'na destek olmaması riski, bunun bir parçalanmaya sebebiyet verebileceği, Dillendirmiyoruz ama parti içinde özellikle mezhep üzerinden giden bir tartışmanın dışarıya yansıma ihtimali olumsuz olarak. Umarım bu olmaz ama gördüğümüz kadarıyla eğer iyi Parti her şeye rağmen ben 81 vilayette aday çıkaracağım derse ben sadece 6 Mart'taki hani esas sıkıntının çıktığı, evvel işte o toplantıdan kaynaklanan mağduriyetten dolayı Meral Akşener'i, Sayın Akşener'i toplumun hoş göreceğini zannetmiyorum. Anlatamazsın. Yani yapılması gereken İstanbul'da işbirliği ama nasıl işbirliği? 2018 gibi değil İsmail. Alarak, karşılığında oturarak ama bu şartta, bu dağınıklıkta nasıl oturabilirler? Nasıl o dağınıklığı sonlandırıp, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'de bir mesafesi var. Netice itibariyle bu defa biraz önce söylediğin gibi panikle akt edilen bir sözleşmeden ötesi olacak. Çünkü gerçekten artık mahalli seçimler yani belediye seçimleri oldukça önem arz ediyor. Çünkü Cumhurbaşkanlığını kaybetmişsiniz. Meclisi kaybetmişsiniz. Kaybetmişsiniz derken elbette milletvekilleriniz var ama yaprak kımıldatamıyorsunuz. Kanun çıkaramıyorsunuz. Dolayısıyla bu andan itibaren 54 ay beklemek durumundasınız. Şimdi beklemeyeceğiniz yegane yer siyaseti aktif yürütebileceğiniz 11 Büyükşehir Belediyesi'ni mümkün aldığı kadar tutabilmek ve onu geliştirebilmek. Özgür Özel, Sayın Özel onun formülünü açıkladı. Dedi ki kimseyle kinim, kimseye kızgınlığım yok. Eğer halkın, tabanın, üyenin istediği adaylarsa devam edecekler. Yoksa yenileri gelecek. Ama bazı yerlerde sizin ciddi işbirliklerini yapmanız gerekiyor. Bu işbirliğini yapabileceğiniz ilk aşamada ilk siyasi parti hangisi? İyi Parti. Ama İyi Parti yok kardeşim ben buna girmem. İstanbul'da derse İstanbul'da seçmen İyi Parti'den ayrı kendi başının çaresine bakar. Onu söylüyorum. Yani o toplumsal bunu, bunu ittifak sadece İstanbul'da vurgu Ben bilmiyorum. O mu? Diğer vilayetler için bir söz söylemek İmamoğlu istemem. İmamoğlu'nun yaptığı açıklama toplumsal tabanda Bizim bir ittifaktan bahsetti. Bizim programımızın süresi mı bu arada? Aynen. Ee, Ona göre. E, tabii yani 12.30'u geçeceğiz tamam, sanırım. Tamam. Aynen benim söylediğim şu. Ee, Sayın İmamoğlu'nun İstanbul'da kesin bir teveccühü var. İşlerini yerine getiriyor. İşte son e, yağışlarda, kuvvetli yağışlarda evet. İstanbul'un en azından bir sel felaketiyle karşı karşıya kalmadığı görüldü. Kadın devrimi var. Yaptıkları var. Elindeki imkanlarla yapmaya çalıştıkları var. Elbette halk bunu görüyor ama halk tabii hizmete de bakacaktır. Elbette rakibin adayının kim olduğu da bir nebze önem taşıyacaktır.